rakip kazanabilirdi. Direkten dönen iki tane top var. Emin Bayram'ın kaptırdığı pozisyon var. Şimdi Emir Bayram genç bir oyuncu, bir kalemde silmeyelim. Ama bazı konulardan ders alması lazım. Aynı hatayı Kasımpaşa maçında yaptıktan sonra tekrardan bu maçta da aynı hatayı iki defa yapıyorsan o zaman Emin Bayram kendini düzeltmelisin. Ve ben bunlar düzeltilebilecek hatalar olarak görüyorum. Ama Emin Bayram'ı bir pozisyonda affetmiyorum. Nedir bu? Korner atışında. Rakibin attığı voleye sırtını döner mi adam ya? Allah aşkına onu Muslera çıkardı köşeden biliyorsun. 42. Evet. dakika. Yani Muslera gol yedi ama Galatasaray'ın geriye düşmesini engelledi orada. Yani şimdi o kadar, bu kadar zor çıkardı o topu Muslera. Çok sert vurdu adam. Sen oraya set olacaksın ya, savunma oyuncusun. Bu yani değme dokunma oyunu değil ki. Önünü siper edeceksin o şuta. Kolunu arkaya alacaksın. Ondan sonra siper edeceksin kendini. Emin Bayram. Gençken bunları öğrenirsin. Maçları izle. Hata yapmamak olsa basit oynamasını öğren. Eğer ayaklarına hakim değilsen basit oyna. Burada Abdülkerim'in oynamama nedeni, sonra ben bunu Konyalı bir arkadaşımla da görüştüm, Konyasporlu. Dediler ki, onlar da araştırma yapmışlar. Şimdi biliyorsun Abdülkerim hatalar yapmıştı. Evet. Bir tanesi gol oldu. Biri offside diye özellikle Ümraniye maçında sayılmadı ve kırmızı kart gördü. Ola ki bir hata yaparsa çok baskı altında kalır ve Abdülkerim'i kaybederiz düşüncesiyle Okan Hoca Emin Bayram'ı tercih etmiş. Ama bundan sonraki süreçte büyük bir ihtimalle orada Abdülkerim oynar diye düşünüyorum. Sonuçta gerçek olan şu var. Galatasaray iyi bir maç oldu, mücadeleci bir maç oldu. Ama Galatasaray'ın iyi oyununu Trabzon, Gaziantep ve özellikle Kasımpaşa maçındaki iyi oyunu çok fazla görmedik. Galatasaray'ın çok fazla hücumlarda etkili olduğunu görmedik. Bu da neden kaynaklanıyor? Rakibin oynadığı alan savunmasından kaynaklanıyor. Galatasaray'a çok geniş alan vermediler. Çabuk oynamadılar. Burada önemli olan Galatasaray için bu tabela maçıydı. Yani kazanmak, 3 puan almak. Önce rakibi ilk yenilgiyi tattırıyorsun. İlk golü atıyorsun. Liderlikten indirip sen lider oluyorsun. Şimdi bir de pencerenin başka da yönüne bakalım. Başka yönden bakalım. Yani resme başka yönden bakalım. Çünkü rakip gelmiş, gol yememiş, kaybetmemiş lider. Sen yeniyorsun, liderlikten indiriyorsun. İlk Evet. yenilgiyi tattırıyorsun. İlk golle sen tanıştırıyorsun. Bu tabela açısından çok değerliydi diye düşünüyorum ben. Ve Galatasaray oyuncular bunu yaptılar. Burada bu galibiyette hiç bu işi gocunmayacağız. Okan Buruk'un hamlelerinin büyük etkisi var. Özellikle Van Aanholt ve Sacha Boey golü attırdı ama iki oyuncu da kenara indiklerinde santrforları etkili hale getirebilecek ortaları yapamıyorlar. Maalesef zafiyetleri bu iki oyuncunda. Şimdi bir bakıyorsun iki oyuncu coşkulu koşuyorlar, koşuyor, koşuyorlar. Durdursan pozisyonu ne yaptı deseler rakibi ortalıyorlar. Yani kötü orta yapıyorlar. Şimdi orada Dubois ile konuşmuş Okan Buruk. Demiş ki sol bek oynar mısın? Oynarım demiş. Ya ben oynarım demiş ya. Daha evvel de oynadım bunu Fransa'da demiş. Anolt'u çıkartıp Dubois hamlesi, Galatasaray'a Icardi hamlesi Galatasaray galibiyeti getirdi. Nasıl? Oliveira'nın derin pası, ona o koşuyu yapan Dubois'un kestiği top, o topta Icardi'nin bir adım hamlesi, rakibinden önünde attığı bir hamle Galatasaray'a golü getirdi. Zaten ya rakip kendi kalesine atacaktı ya Icardi atacaktı. O artık gol kaçınılmazdı. Çünkü Icardi Dubois. inanılmaz. Levent abi yerden gelen bir topa kafa atmaya çalışışı var. Sen de Evet. gördün onu. Yani Gördüm. inanılmaz. Golü kokluyor. Her seferinde kendini pozisyona sokuyor. Kalitesini belli ediyor. Ama bu buradaki konuşmalarda bizi izleyiciler dinlediklerinde şunu sana bir şey söyleyeyim. Ben ne dedim? Dubois sağ bek oynadığında Galatasaray santrforları Fransız sağ bekin yapacağı ortalardan çok faydalanırlar dedim. Evet. Etkili ortalar yapabilen Fransa milli takımında da oynadığı Fransa'daki Marsilya'da da bunlara baktığımız zaman bu tür bir oyuncu. Yani genel anlamda Dubois orta kalitesi yüksek bir oyuncu. Hücum beki. Nitekim de yaptığı orta ortada.
Bu da Dubois görev aldığı süreç içerisinde Galatasaray belki kenarlardan yapamadığı ortada Dubois sayesinde yapacak. Bundan en çok neman alacak, faydalanacak oyuncu Icardi olacaktır. Icardi'nin de hava toplarındaki etkinliğini görmedik, kafa vuruşlarını. Yani Icardi çok gövdeli bir oyuncu. Eğer oradaki o gol öncesi rakibe o vücudunu koymasaydı, çünkü bir adım geride kaldı defans oyuncusu, biliyorsun Konya'nın. Evet. Son anda ayağını uzattı, kendi kalesine attı. O uzatmasaydı Icardi atacaktı. Icardi topa vursa, geç kalsa, Icardi'ye ayağını çarpsa penaltı olacaktı. Bu kadar net. Yani artık pozisyon öyle bir orta geldi ki pozisyonun her yolu gole çıkıyordu. En kötü ihtimalle penaltıya çıkacaktı. Penaltıyı da Icardi atacaktı. Bunu söyleyeyim ben. Çünkü Galatasaray'da penaltıları Icardi atacak. Yani genelde bu böyle olacak. Oynadığı süreç içerisinde başkası penaltı atmayacak. Yani Icardi atacak penaltıları. Ve Galatasaray çok kıymetli, gerçekten bir 3 puan aldı. Burada Galatasaray taraftarını da yeniden kutlamak lazım. Hem erken saatlerde stadı doldurdular, hem de maç boyu takımlarına olan inançlarını kaybetmeden desteklerini verdiler. Nitekim maçtan sonra da Okan Hoca çok iyi oynamadıklarını, haklı olarak, ama Galatasaray taraftarlarının kendini çok fazla öne ittiğini gördük. İlk yarıda belki Konyaspor çok etkiliydi, kabul ediyorum. Ama ikinci yarıda Galatasaray rakip sahada oynadı futbolu ya. Sadece final vuruşlarında çok etkiliydi. Bazen bazı oyuncuları bakın geniş alan bulamadıkları için, şimdi iki yorum yapacağım. Bunu bizi izleyen Galatasaray taraftarları göz önüne getirecekler bu pozisyonları ve karar verecekler. Şimdi Kasımpaşa maçında Galatasaray geniş alan bulduğu için biz Yusuf'u yere göğe sığdıramadık. Doğru mu? Evet. Topu aldı, önüne aldı, taşıdı, duvar pası yaptı, şut vurdu, araya bıraktı falan. Ama bu maçta o geniş alanı bulamadığı için rakiplerini çalım yaparak geçmeye çalıştı. Yani ama kabul ederim, bu yetenekleri var. Fakat biri geçiyorsun, ikinci geliyor. İkinci geçiyorsun, üçüncüye takılıyorsun. Icardi Yani kızdı Levent abi. Gördün o pozisyonu değil mi? Icardi gördüm. kızdı, sen ne yapıyorsun dedi hani. Çok bencil oynamaya başladı. Abi Icardi kızdı. yani tabii bireysel olarak öne çıkmaması lazım. Bu kadar güzel ayakları olan, yetenekleri olan, topu taşırken kafası yukarıda olan bir oyuncunun birazcık daha paylaşımcı olmasında fayda var.